Ebubekir Şahin'in Rütük Başkanı'nın Tele1'e karşı özel bir düşmanlık içinde olduğunu ve kin güttüğünü düşünüyorum. Evet, bu benim iddiamdır. Çok da somut kanıtlarım var. Çok da somut. Göreceğiz. Bütün bunları göreceğiz. Bütün bunların da üzerine gideceğiz. Hesaplaşacağız da. Bir tane somut örnek vereceğim. Aylardır, aylardır Tele1'in kablolu yayın lisansı masasında bekliyor. Niye imzalamıyor Sayın Şahin? Neden? Bunun bir gerekçesi var mı? Bütün şartlarını yerine getirmişiz. Teminatı yatırmışız. Bu nedenle biz TV bu ve tele dünyada yokuz. Oralarda yayın hakkımızı engelliyor. Fiilen engelliyor. Bu özel bir düşmanlık değil de nedir? Özel olarak Tele1'e duyduğu düşmanlığı açıklamak durumundadır. Bütün diğer Rütük üyelerini bir kenara bırakıyorum. Esas olarak Ebubekir Şahin'in bizimle bir derdi var. Bizim de onunla bir derdimiz olacaktır o zaman. Biz bunu unutmayacağız. Yasa dışı bir biçimde yetkisini kötüye kullanarak, daha doğru bir ifadeyle, bizim kablolu yayın lisansımızı imzalamayıp ceza üzerine ceza keserek susturmaya kalkıyor. Niye? Yoruma ve varsayıma dayalı. Kendisini mahkeme yerine koyarak suç üretiyorlar. Bu suç üretmektir ya. Anayasanın 26. maddesi basın ve ifade özgürlüğünü düzenliyor. Eleştiri hakkının kullanılmasını yasaklayan ve ona ceza kesen bir kurul ve o kurulun başkanı olabilir mi ya? Olabilir mi böyle bir şey? Ne demişiz? Halkın iradesine darbe. Bu yorum çok yapıldı zaten. Siyasal eleştiri ve değerlendirmede bir dizi benzetme ve gönderme yapılır. Yöntemi budur. Şimdi bize daha önce kestikleri işte Osmanlı'ya hakaret, manevi değerlere vesaire bir gerekçe yazmışlar. Yani o şalvarı şaltak Osmanlı şiirini okuduğumuz için. Gerekçelerine baktım. Tam bir cehalet örneği ya. Tam bir cehalet. Ne tarih biliyorsunuz? Ne tarih biliyorsunuz? Ne Türkiye'nin kültürüyle bir ilginiz var? Kime yazdırdıysanız o gerekçeleri. Hiçbir ilgisi yok. Bir halk şiiri olduğunuzu kabul ediyorsunuz. Onun bir halk şiiri olduğunu kabul ediyorsunuz. Osmanlı torunuymuşuz. Osmanlı. Hayır. Ben Osmanlı'nın vergi ve asker topladığı Oğuz Türkmen bir ailenin çocuğuyum. Oğuz Türkmen boylarından geliyorum ben. Osmanlı bir hanedanın adı, milletin adı değil. Bu milletin adı Türk milletidir. Burada yaşayan Kürtler vardır, Ermeniler vardır, Rumlar vardır. Ne demek ya? Burada Osmanlı'nın torunu sadece dolaşıyor ya, bir tane Abdülhamit'in torunu diye. Onlardır Osmanlı'nın torunu. Bir ailedir bu aile. O aileye saygı göstermek başka bir şeydir. Bir imparatorluğu yönetmiş 600 yıl boyunca. Ama milletin yerine bir aileyi koymaya kalkmak başka bir şeydir. O gerekçenizi de gördük sizin. O gerekçenizi de okuduk. Kablolu yayın lisansını imzalamamanız bile özel bir kin ve düşmanlık içinde olduğunuzu gösteren kanıtlardan biridir. Değilse imzalayın. İmzalayın, biz de buradan teşekkür edelim. Özel bir kin gütmediğinizi, biz de görelim. Aylardır imzalamıyorsunuz. Aylardır. Teminatımız duruyor orada. Bir gerekçesi var mı bunun? Bize bir gerekçe de iletilmiş değil. Hiçbir gerekçesi de yok. Ondan sonra Mimi'ye ceza kesiyorsunuz. Bu literatüre geçecek. Sizinle birlikte sonsuza kadar gidecek. Literatüre geçecek. Bu skeçlere konu olacak. Bunlara insanlar gülecek. Mizah malzemesi olacak bu. Mimi'ye ceza kestiniz ya. Şimdi ne yapacak? Ayşe Nur Aslan diyor ki ya zaten sustuk, doğru düzgün kanalın başına bir şey gelmesin diye ödümüz patlıyordu. Bu sefer Mimi'ye ceza kestiler diyor. Ve ayna karşısında mimik antrenmanı yapıyormuş. Mimi'ye ceza kesilmesi dünyada örneği az değil. Hiç yok. Ya literatüre geçiyorsunuz. Tarihe geçtiniz, sizi kutlarım. Mimi'ye ceza kesen bir organsınız. Zaten anayasal olarak çok tartışmalı bir kurul. Mahkeme yerine koyuyor çünkü kendisini. Buyurun hocam. Evet, şimdi herhalde bu kadar.